Merhaba değerli öğrenciler. TYT 13. deneme sınavının soru çözümüne hoş geldiniz. Bir besin zincirini oluşturan canlı türlerinin birey sayısı yönüyle karşılaştırılması aşağıdaki grafikte gibidir demiş. Şimdi burada birey sayısı ile ilgili bilgi şudur. Birey sayısı en fazla üretici de vardır. Yukarı doğru besin piramidinde doğru yukarı doğru çıkıldıkça da birey sayısında azalma meydana gelir. O zaman şu 4 numara bizim için üreticidir. Burası birinci derecenin tüketici ya da buna otçul diyebiliriz. Otçullara herbivor diyoruz. Herbisitten belki aklınızda kalabilir. Bunun dışındakiler ikinci dereceden, üçüncü dereceden şeklinde tüketici olarak devam ediyor. Grafiğe göre numaralı canlıların hangileri omnivor olarak beslenebilir? Omnivor ne demek? Omnivor hepçil demek. Karnivor da etçil demek. O zaman hangileri hepçil olabilir onlara bakacağız. Şimdi 3 numaran kesinlikle otçul olduğunu biliyoruz. Geri kalan 1, 2 ve 5 numara hepçil olma ihtimali var. Dolayısıyla buna denizli diyoruz. İkinci soru. Bu organların kökenleri farklı, görevleri aynıdır. Kuşun kanadı etten, kemikten oluşmuştur. Sineğin kanadı ise zarsız yapıdadır. zarsı yapıdadır. Yani kökenleri farklı fakat görevleri aynıdır. Bunlara ne diyoruz? Tabii ki analog organ diyoruz burada. Yapay sınıflandırmada analog organlara başvuruluyor. Bu organlarla ilgili olarak ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Analog organlardır. Evet, bunları aynı zamanda görevdaş diyoruz. Ampirik sınıflandırma yani yapay sınıflandırmanın yapılmasında veri olarak kullanılmışlardır. Evet, doğru kabul ediyoruz. Sadece bir omurgalı canlı ile bir omurgasız canlı arasında ortak olarak bulunabilir. Hayır, omurgalı omurgalı arasında da olabilir. Omurgalı omurgası, yani omurgasız, omurgasız omurgasız arasında da olabilir. Dolayısıyla bunu tam olarak kabul edemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 olması gerekiyor. Buna da bursa diyoruz. Üçüncü soru. Yağlarla ilgili aşağıdaki görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Fosfolipitler hücre zarının akıcı yapısının oluşmasına etkilidir. Evet, fosfolipitler hücre zarının yapısına çift sıra haline katılan moleküllerdir. Doğru kabul ediyoruz. Kolesterol, hayvansal hücrelerde hücre zarının akışkanlığını sağlar. Kolesterol, e, yani tam olarak kabul etmesek de buna benzer bir e, kavramı kabul edilebilir. Soğuk havalarda biraz daha hücre zarını e, sıkıştırarak sıkışmasını sağlayarak ısı kaybını engeller. Sıcak havalarda da biraz daha genişleterek genleş, e, genleşmesini sağlayarak e, biraz daha bu e, ısıyı ayarlıyor. Aynı zamanda fosfolipitlerin rahat hareket etmesini sağlar diyebiliriz. Fosfolipitler hücre hücre solunumunda enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Hayır fosfolitler genellikle hücre zarının yapısına katılırlar. Organel zarlarının yapısına katılırlar. Dolayısıyla enerji verici olarak kullanılmayı pek hücre bunu tercih etmez. Ama diğerlerine bakalım. Trigliseritler yani depo yağlar sindirime Sindirimle yağ asitleri ve gliserol yıkıldıktan sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Evet depo yağları parçaladıktan sonra yağ asit ve gliserol oluşuyor. İstersek bunu solunumda ATP kaynağı olarak kullanabiliriz. Trigliserit deri altında birikerek ısı yalıtımını sağlarlar. Evet özellikle yağlı bir tabakanın deride oluşmasını sağlar. Buna Ceyhan dedik. Gelelim dördüncü soruya. Bir hücrede bulunan dört farklı organel aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu hücrenin içinde gerçekleşen olaylarından hangileri bu organellerin herhangi biriyle ilgili olabilir demiş. Bakalım şimdi. Hücre içinde işlevini yitirmiş organellerin otofaji olayıyla yok edilmesi. Bunu kim yapıyor? Lizozom yapı. Buradaki mitokondri, buradaki golgi aygıtı, buradaki kloroplast, buradaki de endoplazmik retikulum olarak bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla lizozom olmadığı için kabul etmiyoruz. Hücre zarına üretilen selüloz liflerinin düzenlenmesi. Şimdi hücre zarındaki selüloz lifleri golgide gönderilir. Hücre zarının dışına konumlanmış enzimler tarafından hücre çeperi yani selüloz üretiliyor. Dolayısıyla golgi burada görev yaptığı için kabul ediyoruz. Karaciğerin glikoz fazlasını glikojen olarak depolaması. Burada ee, ne diyebiliriz? Endoplazmik retikulum olduğu için bunu kabul edebiliriz. Tamam. DNA şifresine göre RNA ve protein sentezi, sentezlenmesi demiş. Şimdi baktığımızda mitokondride ve kloroplastta küçük halkasal yapıda DNA var ve ribozomlar var. Protein sentezini burada gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla 2, 3 ve 4'e ee, doğru diyoruz. Devamımız Edirne olacak. Beşinci soru. Mayoz. Mayoz 1 ve Mayoz 2 olmak üzere iki hücre bölünmesinde meydana gelir. Hem Mayoz 1 hem de Mayoz 2 de önce çekirdek ardından sitoplazma bölünür. Tamam. Mayoz 2 sonunda oluşan 4 hücre için aşağıdaki özelliklerden hangileri farklı olamaz? Bakalım. Sitoplazma miktarları elbette farklı olabilir. Organel çeşitlerinin Sayıları evet organeller yine sayıca farklı olabilirler. Genlerin dizili sırası mayozda her zaman dört hücrenin dördü de birbirinden farklıdır. Haploid kromozom sayısı eğer bir mutasyon yoksa bunlar aynı olmak zorunda. Gonozom çeşidi. E, gonozomlar x'ler ve Ylerde birinde x birinde y olabilir. Dolayısıyla bunlar farklı olabilir. Buna da denizli diyoruz. Altıncı ve son soru. 6 farklı bireyin kan grubu ve fenotipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tamam, tamamı burada verilmiş. Bu kan grubu sistemi ile ilgili olarak açıklamadan hangileri doğrudur? Bu tarz sorularda değerli gençler önce yargıları okuyun, sonra grafiklere bakın. Burada zaman kaybı yaşamayın. AB kan gruplu olan anne ve babanın bu kan grubu sistemi için antijen taşımayan bir çocuğunun olma ihtimali yoktur. Şimdi hem anne AB hem de baba abi. O zaman her zaman çocuk AA olabilir, çocuk BB olabilir veya AB olabilir. Her zaman antijen taşımak zorundadır. Sonra da diyor, demiş ki antijen taşımayan bir çocuğun olma ihtimali yoktur. Evet antijen taşımayan çocuğun olma ihtimali yok. Doğru. E, çünkü A kan grubu A antijeni temsil ediyor. B kan grubu B antijeninin varlığını temsil ediyor. Sıfırsa antijenin olmadığını. Eğer antijen yoksa o zaman antikor vardır. Örneğin kan grubunuz sıfırsa o zaman AB antijeniniz yoktur. Ama A ve antikorunuz var anlamına gelir. Kan grubu sıfır olan bir çocuğun anne ve babası sıfır veya A veya B kan grubuna sahip olabilir. Evet anne A sıfırdır baba B sıfırdır İkisi de şuradan sıfırı çocuğa aktarmış olabilir. Doğru kabul ediyoruz. Bir insanın kanında ilgili kan grubu için iki çeşit antikor bulunması kan grubu bakımından homozigot genotipte olduğunu gösterir. Şimdi iki çeşit antikor mesela sıfırda hem A antikoru var hem de B antikoru var. O zaman bu 0, 0 olduğu için homozigot kabul ediyoruz. Buna da Edirne dememiz gerekiyor. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.